hayatınızda çok geçmiş olsun demek için alkışlarınızla Fermen Akgül'ü buraya davet ediyorum. Merhaba, teşekkürler. Öncelikle çok geçmiş olsun. Teşekkürler abi. Ya uzun zaman sonra böyle seyircili bir yere gitmek insan tedirgin oluyor biraz. Manga'nın hangi şarkılarını biliyorsunuz bu arada? Bir mikrofon ulaştırabilir miyim? En sevdiğim şarkısını söyleyeceğim Manga'nın. Yalan. Yalan. Evet, Yalan. En Allah sevdiğim Allah. Şarkı. Niye şaşırdın abi? Böyle bir şarkım yok falan mı diyecektin? Hayır, vardı şarkı? Yani böyle çok tutmadı, bilinmez. Şimdi bizim için çok özel bir parça çünkü klibini kendi ilk stüdyomuzun alt katında... Yok, stüdyomuz o zaman zaten zemindeydi. Orada çektik. Çok seviyoruz. Özel bir hikayesi var gitaristimizin yaşadığı. O yüzden sağ ol. Ben de en çok Şehri Hüzün seviyorum. Aynen. Çok ağlamıştım. Siz ağladınız mı? Ben çok ağlamıştım. Ağlayarak yaptık o albümü. Bence de. Evet. Ben çok ağlarım bu arada ya. Film izler ağlarım. Şarkı dinleyip çok ağlamam da. Ne diyeyim, teşekkür mü edeyim ağladığım için? Bilemedim. Geçmiş olsun ya. Kapkat'ı çok seviyorum. Bir de Fly to Stay Alive'ı hala dinliyorum. Çok böyle bayıla bayıla. Bunlar gerçekten... Çıldırtıyor gerçekten. Klip çekmediğimiz... Fly to Stay Alive'ı çek, Kapkat'ı da çektim. Fly to Stay Alive'ın klibi var. Kapkat'ın yok sanırım ama. Yok, evet. Özel, çok önemli bulduğumuz kendimizce parçalar. Sağ ol. Ya çok tatlı herif değil mi Kapkat'ın canım ya? Ne tatlı tatlı anlatıyor valla. Tanıtımlarını bana gelince Allah dedim, stresten herhalde geçemeyeceğim o programda. Şimdi çok rahat, herkes çok güler yüzüne şimdi. Abi şimdi senin hakkında dediğim gibi her ne kadar çok olumsuz bir şey bulamamış olsak da yine de böyle zorlayarak bulduğumuz bazı şeyler var. Onları arkadaşlardan okumalarını rica edeceğiz sırayla. 2000'lerde ortaokul veya lise okuyup bu herife aşık olmamış kız yoktu. Yakışıklı hani madem bu kadar övdüm be kardeşim, niye yakışıklı bunu yazan ben değilim. Kim acı? Hayır, anladım onu da yani. Ben değilim. Ben yazmadım. Acaba hani bir arkadaşım aşık oldu da böyle bir hırslı olabilir. Böyle. Olabilir. Vallahi ne güzel ya, dün, ya ne güzel lafmış diyeceğim yani. 2000'lerden ama bak, 2000'lerde işte yaşlandık hocam. Yani değildir, yaş değildir o. Mikrofonu biri benden alabilir mi? Ne diyeyim, teşekkür mü edeyim bunu? Dün o sana biri şey yazmış. Çok güldüğüm karaktersiz duruşsuz YouTuber falan diye. Bana mı yazmış? Hayır sana değil. Ha sana yazmış. Hayır Oğuzhan'a yazmış. Kime yazmış? Oğuzhan'a yazmış. Ben de yakışıklılığa kaldım da o yüzden. Evet. Türk rock'ının canseveridir. Ben buna çok güldüm ya. Canseveridir. Boğazında gıcık var gibi bir tükürse rahatlayacak. Ya Allah'ta olmuş hiçbir şey yokmuş ya gerçekten. Dedi daha ne olsun abi. Lütfen yakışıklıyı koydu ama önüne. Eyvallah. Abi sen solo hiç çekilmiyormuşsun vallahi. Solo ben de kendi kendimi çekiyorum. Lan oğlum beğenmek zorunda mıyız? Ne? Neyi? Lan oğlum beğenmek zorunda mıyız? Lan oğlum beğen... Ha birileri iyi bir şey yazmış demek ki altına da. Aynen. Galiba. Maşallah hiç olumsuz bir şey gelmiyor gerçekten yani. Başarılarının devamını Yuh. Bence de yuh. Çok özür dilerim. Allah razı olsun. Kurguya yaslandık abi. Atarız kurgu. İyi temenni gerçekten. Senin bir ara tek takıldığın bir dönem var. Hatta Manga'nın ayrılmış olduğu ile ilgili sadece benim bir algım varmış. Az önce onu da fark... Yani ayrıldığını düşünen var mı dedim. Kimse el kaldırmadı. Benim mallığım galiba. Evet. Hayır ama dilimde tüy bitti artık. Yani o kadar çok konuştuk ve bana da o kadar çok eleştiri geldi ki ayrıldınız mı, dağıldınız mı? Bunu anlatmak için çok uğraştım. Tüm dünyada bütün grupların solistleri zıp çıktılık yapar ve sol albüm yapar. Yani bu durdurulamaz bir gerçektir yani. İyi olur, kötü olur ama ben de öyle bir yolculuğa girmek istedim. Çünkü çok farklı disiplinlerde aslında müzik yapıyorum. Yani türkü yapıyorum. Tasavvuf da yapıyorum. Rap çok seviyorum. Çünkü ailemden gelen çok fazla ciddi bir müzik birikim var ve bu çok dallı budaklı. Onu durduramıyorum. O yüzden her şeyi Manga'da yapmam da mümkün değildi. O yüzden onu yapmam gerekiyordu ama Türkiye'de özellikle solo bir şey yaptığın zaman hemen dağıldı gibi oluyor. Çünkü
genel olarak algı zaten bir grubun solisti gruptur. Öyle algılar. Evet, travmalarınız hazır mı? Ben travma yaşıyorum şu an. Evet, şimdi biz ayağa kalkacağız ve 1-2-3 dediğim anda ha, hep beraber travmalarını bize atacaklar. Allah. Biz onları toplayıp okuyacağız abi. Seri bir şekilde, evet. Bunlar sizin travmanız. Evet, evet. Oradan eminiz değil mi? Bir, iki... Ha, tutabildiğimizi mi? Hadi tutabildin. Çok iyiymiş bu. Bir, iki, üç. Lan şu da tutmuş gibi oldu işte. Bütün toplumsal travmayı buraya getirmişsiniz gibi. Yalnız yakalarken çok salak görünüyorduk değil mi? Ne olur capslemeyin ya, Allah aşkına. Ne yapıyoruz şimdi? Aa, şimdi açıp okuyoruz abi. Ha, hepsini. Hop. Okey. Lan yakalamaya çalışmazdık o zaman. Güzel görüntü oluyor ondaydı. Tahmin ediyorum ne olacağını zaten. Oğlum bu yani müthişmiş ya. Fiçu. Kampta sarhoş olunca insanları tokatlayıp kırbaçlıyorum. Bu sebeple sarhoş olmak beni çok geriyor. Geçen hafta sonu bir kamptaydım arkadaş grubumla beraber. Kamptayken işte sarhoş oldum. Arkadaşım, o da sarhoş oldu, tişörtünü çıkardı. Sonra ben onun tişörtünü aldım ve herkese o tişörtle vurmaya başladım. Daha sonrasında birine kafa attım yanlışlıkla. Hatta kafa lambamla. Onunla birkaç kişiyi tokatladım ayrıca. Öyle yani. Herkese kırbaç böyle... nereden çıktı? Kırbaç, tişörtle kırbaçlıyorum. Ha, günlük hayatında kullanıyor musun? Kırbaca ilgin var mı öyle bir şey? Hayır. Yok. Bence bir dene yani merak. Vallahi ciddiyim. Ben bir müzik mi yapsam gitar? Fiçu ne? Kırbaç sesi. Çocukken annem beni kasaba taşlık almaya göndermişti. Yolda giderken ne alacağımı tam anımsayamadım ve... O sıra... Çok iyi. Çok iyi. O sırada mahalleden bir arkadaşım sokakta... ...ye diye bağırdığını anımsadım. Ve yeniden bir şey olduğunu düşünüp kasaptan 2 kilo... Sinirim bozuldu. Devam et. Ve yenilen bir şey olduğunu düşünüp kasaptan 2 kilo istedim. Kasap şok olmuş şekilde bana baktı. Gerçek mi ya? Allah. Gerçekten merak ettim gerçek olup olmadığını. Gerçekse okuyalım. Yani. Emin misin? Ha? Ya bizi yeme burada. Bunu yaptıysan okuyalım. Bir dakika, kasabın cevabı çok iyi. Emin misin demiş, tamam mı? Bizi makaraya alma burada yani. Evet dedim ve o kasap o gün bana gerçekten koyunun organlarını vermişti. Ne aldığımı eve gelince annemin tepkisiyle anladım. Kasaba geri giderek değiştirdim. Allah oğlum. Bunu bir de böyle anlatırken mi? Gerçekten yaşamak istiyoruz. Yani biz çok es verdik. Tam aynı tadı vermemiş olabilir. Tekrar mı? Evet evet, tekrar yani... anlat. Şimdi orada okurken siz güzeldi ama o kelimeyi ben şimdi ya işte söyledim. Onu duymak istiyorum zaten. Tabii sen de bizden o kelimeyi duymak istiyorsun. Buyurun bir de sizden dinleyelim o zaman. Yani yolda giderken hani ne alacağım tam hatırlayamadım. Bizim de bir arkadaş vardı, sürekli bağırırdı. diye bağırırdı sokakta. Ben de hani onu hatırlayıp o şekilde söyledim kasaba. Kasap şok oldu. Ben anlayamadım ne demek. Hani neden şok olduğunu anlayamadım. Evde misafir vardı. Annem de ne olduğunu anlamadı. Misafir, sen 2 kilo misafir daha önce tadına bakmış. Ne olduğunu biliyormuş. Çok biliyordur da lezzetli diye falan benden, diye. Hatta sulandırdı bayağı ama sonra ben onu bayağı utana utana götürdüm, geri verdim yani. Bu bir aile travması değil mi? Ve o kasap hala orada duruyor. Hiç gitmedim ondan sonra. Ne orada duruyor? Kasap. O kasap hala orada duruyor. Bir an o hala orada duruyor. Tam travma değil ama bazen boşluğa düştüğüm zaman 500 T'ye binip en arkaya oturup o an gördüğüm insanları kafamda küçük bir sitcomda oynatıyorum ve inanılmaz bir keyif alıyorum. İnanılmaz bir rahatlama seansı. Hani hiç de öyle bir vibe'ın yok yani şu an... Ya bazen böyle canım çok sıkılıyor. Yapacak bir şey bulamıyorum. Herkes meşgul falan oluyor. İlk duraktan 500 T'ye biniyorum en uzun at olduğu için. Pendik'ten. Hmm. Genellikle de çok farklı insanlar biniyor. Bir an Araplar biniyor, başka birileri biliyor. Yani bütün milletin buluştuğu tek otobüs falan olabilir. Çok uzun da bir at olduğu için. Sonsuz bir delik gibi yani. Ha, otobüs sitcomu çok iyi fikirmiş. Çok iyi. Abi sana bir soru var bu arada. Kaç kadın çizdiniz? Oho!
Ferman Yağ Delileri yazarken çok düşünüp ağlamış mı? Biz yurtta bayağı 20 kişi yangın merdiveninde sabaha kadar ağladık çünkü benim için travma, aşamıyorum bu şarkıyı. Yazarken ağlamam da sonra biz bir klibini çektik. Oradaki hikaye bizi birazcık böyle gözlerimiz doldu hakikaten o hikayeyi çekerken de. Aşkına varamayan biri ama böyle Van'da geçiyor işte. Ulan kendi klibimizin hikayesini hatırlayamadım da neyse bir bakın ya. Oğuzhan Uğur için geldiğimi zannediyordum. Ferman Akgül için gelmişim. Ama ortaokuldayken sınıfın tahtasına her gün Ferman Akgül manga yazacak kadar onu sevdiğim için daha çok mutlu oldum. Aa tamam. Vay be. Şu an 23 yaşındayım. Manga Eurovision'a katıldığında 12 yaşındaydım. 12 yaşımın en büyük ikinci travması manganın Eurovision'un ikinci olması. O gün babama sarılıp ağladım. Babam saçlarımı okşadı. Not, bugün katılsalar yine birinciliğe oynarlar. Not 2, evdeki ses, evdeki ses bam bam. Bayağı seçilmişler bir not 3, var burada. Not 3, manga hayranlığıma ait 12 yaş fotoğrafım var. Kanıt olarak not 4, bir fotoğraf hak ettim bence. Ben niyeyse o fotoğrafı hatırlıyorum biliyor musun? Gerçekten. Yani nereden bilmiyorum ama yani... Abi klibini hatırlamıyorsun, fotoğrafını nasıl hatırlıyorsun? Hakikaten. Çok enteresan, nasıl bir hafızan var? Bir konserde kulise gelip bize tanıştırmış mıydın daha önce? Hayır. Belki festivallerde gözünüze çarpmışımdır. Çarpabilirim çünkü. Öyle bir travmaymış ki. Demek ki. MSN adresim şeydi. Dumanga44@hotmail.com. Malatyalıyım o yüzden 44. Dumanga 44. Vay be. Başka bir kısma geçmeden önce sizin hani bu konuştuğumuz mevzularla ilgili... Bu ısınmaydı diyor yani. Aynen yani. Hani dayanamayacak gibi oluyorum. Bunu mutlaka söylemem, sormam lazım dediğiniz bir şey varsa Eurovision'dur, işte kliple ilgili olur, tarzıyla ilgili olur filan. Onları da alabilirim şu anda. Hani özellikle birkaç tane ciddi fan var biliyorum çünkü. Cumlar üstünüze gelmedim ya hiç. Hatırlamıyorum da çok arkadaş, korktuğumuz... Arkadaş modacı bu arada. Özellikle oraya dikkatli olabilir. Çekindik onu hatırlıyorum. Yani ya tehlikeli bir sahneydi. Şimdi hangi kafayla biz onu yapacağız onu da gerçekten bilmiyorum. Zor bir sahneydi ve o dansçı arkadaşımızın kaskı kırıldı. Yine bu metalci albiler böyle Norveç'te diye geldiler. Alıp götürüp yarım saatte geri getirip orijinal gibi yaptılar. Evet o kıvılcım bizi yordu ama bir tehlike falan atlattı. Hanımefendi onu çıkaramadı herhalde kafasından. Evet takıldı. Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü görüntüde geçerken orada bir uğraşıyor böyle falan. Sonra evet, çıkaramıyor. Evet. Evet. Yani başarısız oldu. Doğru. Nelere dikkat etmiş manyaklara. Ve bir iki saniye, üç saniye daha çıkaramasa bütün zaten koreografi gidecek yani. Zaten kuş beyinliyiz orada böyle. Anladın mı? Her şey RAM'den çalışıyor. Tamam da 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 oraya git, buraya git. Bir orada aksasın. Yani yandık. Şimdi ben bazı... bu kadar katılacaktım ama biz öyle anlaşmıştık. Sana bazı görseller göstereceğim abi. Ve gördüğün anda aklına... İlk gelen bir olumlu ve bir... Pardon. Bu bizim atanamamış Freud'umuz. Yani kötü hissettiğinde bununla oynayabilirsin. Beyni düz taktın değil mi? Tamam. Ters düz fark etmez. Yok gerilecek bir şey yok. Hayır beceremiyorum gerilmek değil. Yok, yok. Çıkmıyor benden. Becerecek malzeme muhakkak çıkmıyor. Bir şey olur mu canım? Niye saklıyorsun öyle? Hayır sona göstereceğim. Ha. Yani göstermiyorum. Şöyle benim gibi yandın abi. Ben 1-2-3 deyince aynı anda döneceğiz. Oha lan. 1-2-3 Dön dön hadi dön. Bir ya, olumlu bir olumsuz. Bunun için olumsuz bir şey olmaz abi. Hiç, hiçbir şey gelmiyor değil politik mi? Politik bir cevap vermiyorum yani. Her şeyle çok olumlu, çok gurur duyduğumuz bir performans. Çok gıcık bir şeymiş bu. Ya bunlar da olumsuz nasıl bir şey söyleyebilir? Ne bileyim ben gelir bir şey diye düşünüyorum. Gazete röportajımızda burada olumsuz tek şey giydiğim süveter yani. Mesela olmamış yani. Pink Floyd iyiymiş ya. Olumsuz hiçbir şey yok. Biliyorsun. Bunu ya, sevdiğini duydum. Doğru mu? Gerçek kesit fanatiyim abi yani. Gerçek kesit Flash TV'de böyle... Bilmiyorum. Benim neslimin bir dönem böyle bayıla bayıla izlediği... Niye gülüyorsunuz oğlum? Yani müthiş bir programdı ya. Hakikaten gerçek üstü oldum. Absürt bir şey var ya. Abi ben çok kral programdı. Yani bunu Okan abiyle de Okan abiyle de konuştuk bunu. Yani onun da sevdiğini biliyorum. Süper. Hiç olumsuz bir şey. Olumsuz benim gerçekten böyle
bir dönem hayatımda televizyon karşısında çok iyi vakit geçirdiğim programlardan biri. Lan açın izleyin bir bakın. Gülmeyin oğlum. Abartırdım da neyse. Pornhub ne lan? Bari... Bunun hakkında olumsuz bir şey söylenebilirim. Vay. Kardeşim benim ya. Ya senin hakkında internette niye hiç kötü bir şey olmadığını şimdi anlıyorum. Sen kimseyle ilgili kötü bir şey düşünmüyorsun ki. Ya gerek yok abi. Ben çok ya negatif bir şey olsun istemiyorum ya hayatım. Yeteri kadar zaten uğraşıyoruz. Biz mahalle arkadaşı olduk aslında Pascal'la. Bizim tanışıklığımız öyle başladı. Sonra bizim eve gidip geliyor ve çok iyi bir müzik kulağı var. Acayip hem rap olsun hem rock olsun çok çeşitli böyle müzik arşivi var. Biz Pascal'la oturup böyle sürekli müzik dinliyorduk. Bizim arkadaşlığımız da böyle gelişti. Sonra ben tabii tutamadığım için kendimi bir gün bir mikrofon açtım. Gel dedim seninle bir kayıt yapalım. Bir dostluğumuz, böyle aramızda bir eğlence, bir parçamız olsun. Sonra onunla bir parça yaptık yani. Ya. Ya. Ya bunun hakkında mı? Spa... Tabii ki olumsuz bir şey söyleyemem. Biz burada her albümde logoyla ve renklerle oynuyoruz. Bunu bazen sevenler oluyor, bazen sevmeyenler oluyor. Olumsuz değil ama bunun getirdiği hani eleştirileri belki söyleyebilirim. Spa için şimdi mesela çok yeni şeyler yapıyoruz. Eğer yetiştirebilirsek, becerebilirsek. Çok maliyetli olmaya başladı çünkü. Yeniden onu canlandıracağız. Ya yani. Ya. Herhalde olumsuz zaten hiçbir şey söylenemez. Olumlu söylenecek çok şey var. Birçoğu da bana da düşmez. Gururla hep söylüyorum. Aşık Veysel'in saz arkadaşı benim büyük dedem. Aziz Üstün. O yüzden Veysel'in bizim ailedeki yeri çok farklı. Çünkü onun bizim anneanneme, dedemin evine nasıl geldiklerinin hikayelerini biliyorum. Birlikte nasıl Anadolu'da tur yaptıklarının hikayelerini biliyorum. Kızıyla rahmetli onunla yaptığım röportajlar vardı. Bir belgesel program çekerken. Yani çok iyi zaten komşu köyler olduğumuz için o yöreyi iyi biliyorum. Daha da öğrenmeye çalışıyorum. Vallahi iyi ki Veysel hala var. Yani. Evet. Teoman. Gerçekten onu da böyle festivallerde tanıma fırsatım oldu. Genelde kulislerde böyle ayaküstü sohbetler ettik. Türkiye'de böyle hani rockstar deneceği zaman akla ilk gelen isimlerden bir tanesi Teoman. Yani olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Olumsuz belki şöyle olabilir. Kitabını aldım. Kitabını okumaya çalıştım. Yarısında artık böyle yok okursam şey olacak. Depresyona gireceğim dedim böyle. Niye, hatta, ne yazmış ki? Çok karanlık bir kitabı var. Yani hatta kitap zaten böyle açıktan siyaha doğru gidiyor. Çok güzel de yazmış ama çok depresif yanları var. Bizim davulcu Özgür onu bitirip Teoman'la bir sohbet etme şansı olmuştu. Ben daha o kitap üstünde bir şey belki de söylemişimdir hatırlamıyorum. Bitiremedim kitabımı diye. Ama bu da çok olumsuz bir şey değil yani. Yıldız Tilbe. Evet. Yıldız Tilbe'yle bir şarkı yapmıştığımız var. Evet. Hani Biz diye. Olumlu yanı çok önemli bir söz yazarı. Besteci. Yani gerçekten böyle hani genius dediğimiz yetenekler vardır ya doğal yetenek. Kimsenin aklına gelmeyecek kelimeler bulur. Kimsenin aklına gelmeyecek melodiler bulur. Birebir çalışma ve yazma şansı bulduğum için de söylüyorum. Olumsuz yanı bazen böyle işte Twitter'da belki işte öyle bir insan olduğu için işte bir anda söylemesi. Bazı şeyleri. Yıldız Tilbe'den koptun yani. Yani bazı söylemleri enteresan. Evet. Şimdi ben sana bazı cümleler okuyacağım ve işte en yapamadığımız şeyleri okuyayım. Gerisini senin tamamlamanı isteyeceğim. Yardım alamıyor muyuz? Yok. Yine ha? Aklına ilk gelen şey önemli. İşte. Olabildiğince sorun tabii. Sorun orada zaten. Şöyle biraz naif başlayayım. Rahatsız olup değiştiremediğim özelliğim nokta nokta.
Aşırı takıntılı. Bu çok kolay. Takıntı. Evet. Neye takıntılısın abi? Yani defalarca düşünmeye devam ederim. Yani bugün bile gideceğim büyük ihtimalle 1-2 günümü bu program gerçekten kafamda yer edecek tabii. Hani nasıl geçti, ne oldu filan gibi. Ne oldu, ne dedik, ne konuştuk bilmem ne, şu bu. Yani bunları beynimde böyle 2 günümü yiyecek. Bu detaycılık müzikte veya sanatın başka bir dalında çok işime yarıyor ama günlük hayatta işkence haline geliyor. Hı-hı. Vücudumda en geç barıştığım bölge nokta nokta. Bacak kılı. Bir yan aşağı doğru gidiyor. Bacak kılı mı? Çok kıl var ha bacağımda. Sadece bacağında varsa anlamadım evet, ben. Yani, sadece bacağında bir insanın... Vücudumun yani burada yok ve bacağımda kıl var yani. Bir görebilir miyim? Hayır. Tatilde çekilmiş fotoğraflarına bakabilirsiniz. Özellikle sudan çıkarkenki halimi. Yol yapmış bir şekilde. Ya buralarda yok mu? Ben anlamadım basket mevzuyu. Yok, buralarda yok. Çok enteresan. İşte bir tek orada var. Yani çok erkek vücudu gördüğümden değil ama tahmin. Tahmin yürütüyorum yani. Okay. Ya basketbolcular, sporcular aldırıyor ama o şey teknik bir konu yani. Okey. Bir kadında ilk baktığım nokta nokta. Bacaklarındaki kılları. Yüz. 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 İfade. Bir kadın çizeceksin ve nokta nokta. Ve bir daha denemeyeceksin. Yani. Yaramazlık yaptığım zaman nokta nokta. Çok takarım. İşte ya, anladın mı? Küçükken yaramazlık yaptığım zaman nokta küçükken nokta. Küçükken hiç yaramazlık yapmazmış. Kendi başına oynayan bir herifmişim yani. Almanya nokta nokta. Bu çok uzun bir cümle ya. Yok bir şey. Ne gibi? Alman... Yok. Çanakkale nokta nokta. E geçilmez. Almanya geçilir mi diyeyim. Oraya bağlı. Bu arada Almanya döner. 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 Çünkü bizim davulcumuz Almanya'ya ne zaman gitsek bizi dönerciye götürüyor abi. Türkiye'de yok zaten. Burada yokmuş gibi ve bu travma bizde yani. Siz de gidiyorsunuz. Yok. Beceremediğim şey nokta nokta. İşte geyik yapmak. Yok ya, öyle değil bence. Ferman'ın geyiğini beğenme oranında bir alkış alabilir miyim? Ha biz şimdi geyik mi yapıyorduk yani? Var. Oğlum bu benim normal halim. Geyik değil bu yani. Güzel abi. Güzel geyik işte. Bence çok tatlı abi. Yemin ediyorum ben çok mutlu oldum. Çok keyifliyim yani. Bir türlü unutamadığım olay nokta nokta. Erevizyon'da ikinci olmamız. Senin eklemek istediğin, söylemek istediğin. Ha bitti. Bitti. Tamam. Yani yavaştan bitirelim diyorum. Ben hakikaten çok mutlu oldum. Yani tanıdığıma... Ya ben çok olmadım ama... hani... Tonlara doğru o da bozulacak. Çok ayarlarıyla oynadık adam. Çok eğlendim. Teşekkürler çağırdığın için. Eyvallah. Şansı bol olsun her şey. Programın, hayatın, hepinizin. Topluluk gerçekten çok enteresanmış. Tanıştığıma da memnun oldum. Dışarıda görüşmeyelim mümkünse. Konserlere de kulise gelmezseniz. Teşekkür ederim. Abi çok sana eğlendim. Da seyircilere de çok geçmiş olsun diyorum. Çok sağ ol. Sağ ol.